kendiniz, kolay gelsin. Sizler çok değerli konularda birlikte paylaşımlarda bulunacak. Erdoğan hocamız kadar keyifli bir seminer olacağına inanıyorum. Yine değerli bilgilerimi sizlere aktaracak Gökhan Bey'de. Bir 5 dakika daha sizleri bekletmiş olacağız. Yani 5 dakika sonra burada sahnede yerini almış olacak. Sizi saygıyla selamlıyorum. İyi dinletiler diliyorum. Hoş geldin. Öncelikle şunu söyleyeyim, en son 1,5 yıl önce bir salonda böyle bir konuşma, seminer olmuştu. O yüzden de çok mutluyum. Gerçekten hem heyecanlıyım hem mutluyum, hem de Ankara'daydı. Tekrar Ankara'da buluşmuş olmak. Hemen başlarken sorayım, Katarsis'i kimler izliyor? Allah. Paylaş benimle izleyenler var mı? Şahane, tamam. Peki benim kitabı okudunuz mu? Geçecek mi? Öyle tahmin ediyorum ben. Tamam. Genelde bu şey kitaplar daha az insana ulaştığı için ekrana göre. Bugün insanın özünü konuşacağız beraber ama özellikle bir saat gibi biraz anlatmaya çalışacağım. Hayatla ilgili, kendi özümüzü hatırlamakla ilgili bazen umutlu ama bazen de hayat gibi acıklı. Kendi büyüme hikayemize biraz bakalım istiyorum. Benim seminerler çok böyle sadece umut vurgusuyla beraber geçmiyor. Çünkü çok hep söylediğim bir şey var. Bütün duygularımızla beraber varız hayatın içerisinde. Arzu merhaba. Gördüğünüzü sevindim. Onlarla beraber varız. İyi miyiz? Geliyor sesim. Tamam. Bu tarafa yaklaşmam lazım galiba. Bütün duygularla beraber var olduğumuz için de ben seminerlerde sadece kişisel gelişim notları ya da hayatla ilgili ne yaparsak iyi oluruz gibi bir yere gitmeye çalışıyorum. Çünkü şu çok yaygınlaştı son dönemde. Bir mutluluk baskısı var hepimizin üstünde. Sanki sürekli mutlu olmak zorundaymışız gibi. Ve bu sürekli mutlu olmak zorunda oluş da hepimizi çok zorluyor ve çok mutsuz ediyor bence. Sanki hayattaki tek duygu mutlulukmuş ve eğer insan mutlu olmazsa da bu hayatta yaşayamazmış gibi bir bilgi var. Tabii ki hepimizin çok keyifli, huzurlu, mutlu anlara ihtiyacı var. Ama efendim? Nerede? Alındı mı? Tamam. Teşekkür ederim. Sadece mutlulukla beraber geçmez hayat. O yüzden de biz hep şunu söylüyoruz. Özellikle benim ekolüm Gestalt. Klinik psikoloji alanlarından bir tanesidir Gestalt. İnsana büyümek için diğer duygular lazım. Hem de onların yoğun bir şekilde yaşanması lazım. Üzüntü, her ne kadar yaşarken içinden geçmesi çok zor bir duyguysa da aslında insanı en çok büyüten duygu hayatın içerisinde. Özellikle de biz hayatta gözyaşının temizlik olduğunu bilenlerdeniz. Susuz da temizlik olmayacağı için üzüntünün hayat içerisinde özellikle zihinsel olgunlukta ve duygusal gelişimde çok temel yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. İnsan korkar. Ben korkusuzum gibi bir cümle hayatla ilgili çok yara almış insanların artık korkmamak için söyledikleri bir cümle olabilir ancak. Çünkü insan oğlu korkar. Ve korku sayesinde de hayatta kalır. Korku sayesinde kendisini korur. Korku sayesinde adımlarını daha doğru atabilmeyi öğrenir. O yüzden hepimizin korkmaya da ihtiyacı var bu hayatta. Korkuyla kaygı arasında bir fark var. Kaygıdan bahsetmiyorum. Çünkü kaygı senaryodur. Benim başıma bunlar gelecek diye. Ortada bir durum yokken bile. Ki zaten kaygı doğuştan getirdiğimiz bir duygu değil. Hayat içerisinde bize yüklenenlerle, engellemelerle beraber öğrendiğimiz bir duygu. Ama korku çok temelde hepimizin hayatını koruyan bir duygu. İnsan utanır. İnsan utanmalı zaten. Çünkü utanç bir insanın hayattaki duruşunu, aldığı derslerle beraber değişimini sağlayan duygulardan bir tanesidir. O yüzden insanın utanmaya da ihtiyacı var. Neşet Ertaş söyler, kendinden utanmayan hiç kimseden utanmaz diye. Bergman da der ki dünyayı utanç kurtaracak. O yüzden de utanç duygusu ne kadar sessiz bir duygu olsa da
içimizde ne olduğunu fark etmek ve değiştirmek için bize lazım olan duygulardan bir tanesidir. İnsan öfkelenir. Öfkeye bizim çok ihtiyacımız var. Bunu bir öfke kontrol bozukluğu olarak anlatmıyorum. Her şeyin fazlası zaten hayatı zorlaştırır. Ama biz öfkemiz sayesinde diğerlerine bu kadarından fazlasını yapma, hayır, daha fazla ileri gitmeni istemiyorum diyebiliriz. O yüzden de çok temel duygulardan bahsettim. Mutlulukla beraber hepimizin bu duygulara ihtiyacı var hayatın içerisinde. Biraz özden bahsedeceğim size. Çünkü öz hayatımızda çok temel bir yer. Biz hayat içerisinde özümüzü unutuyoruz. Bu dünyaya geldiğimiz zaman kendi varoluşumuzda ve özümüzle aslında genetik etmenlerin de beraberinde boş bir levha olarak geliyoruz hayata, tertemiziz. Dünya üzerindeki en esnek ve en kendimiz gibi olduğumuz yaşlarımız bebeklik ve çocukluk çağlarımızdır aslında. Ama hayat içerisinde biz büyütülürken davranış biçimlerimizden, bazen hayallerimizden, bazen boyumuzdan, kilomuzdan, bazen hayat içerisindeki seçimlerimizden fazlaca engellendiğimiz için temeldeki özü kaybetmeye başlıyoruz. Temeldeki özü kaybettiğimiz yerde de çoğunlukla hayat içerisindeki sıkışmalar ya da bizim psikolojik rahatsızlıklar dediğimiz kaygılar, depresyonlar, işte takıntılar, bunlar hayatımıza eklenmeye başlıyor. Oysa insanın kendi özünü hatırlamaya ihtiyacı var. Bu özün içerisinde ilk ve erken müdahaleyi de bize yapan aslında ailemiz oluyor. Bugün biraz aileden de konuşacağız o yüzden. Sonda da bütün bu konuştuklarımızla ilgili soru cevap olarak da iletişimde kalabilirim isteyeceğim. Bu salondaki herkesin sorusunu yanıtlamaya varım bu arada. Onu söyleyeyim. Şimdi öz dediğimiz şeyin belli başlı kategorileri var. Bunlardan bir tanesi öz değer. Yani insanın değerli olmakla ilgili en temeli, en temel ihtiyacı. Öz değer ne demek biliyor musunuz? Bütün hayattaki başarılarımızdan, yaptıklarımızdan bağımsız olarak kendimizi insan olarak değerli görebilme yeterliliğimize öz değer diyoruz. Yani ben bir yüzücüysem ve madalyalar aldığımda, spor dalında çok başarılı olduğumda kendimi başarılı ve iyi hissediyorsam, bu çok okey, ne kadar güzel. Ama ben ancak yüzücü ve madalya alarak kendimi değerli hissedebiliyorsam, burada bir problem var. Ya da ben bir öğretmensem ve yetiştirdiğim bütün çocuklarım için, öğrencilerim için gerçek bir gurur duyuyorsam ya da onların hayatına dokunmakla ilgili kendime güveniyorsam, tabii ki bu çok güzel bir güven. Ama ben bu hayatta öğretmen olarak var olmasaydım da meslek olarak, kendim için, kendi adıma, kendimi bu dünyaya değerli, yakışır bulur muydum? Öz değer tam olarak bulunmuyordu. Öz değer bütün hayatın temeli. Böyle baktığım insana. Başka özler de var. Mesela öz şefkat var. Hiç duymuş muydunuz? Öz şefkat insanın özellikle zor zamanlarda kendini destekleyebilmesiyle ilgili. Yani utanacağı kadar utandığı, korktuğu kadar korktuğu, kızdığı kadar kızdığı ama bunların ötesinde ben bu koşullarda elimden geleni yaptım, hata da yaptım ama yeniden yola çıkabilirim demek için insanın kendi başını okşaması gibi özellikle. Özgüven var, genellikle öz değerle karıştırılıyor. Özgüven hayattaki alanlarla ilgili olabilir. Hiç kimsenin genel bir özgüveni olmaz aslında. Ben sahneye çıkmak ve insanlara konuşmakla ilgili özgüvenliyimdir. Ama bir futbol maçına çıkmak ve futbol oynamakla ilgili özgüvenim eksiktir. Özgüven insanın hayatı içerisinde kendini geliştirdiği şeylerle de ilgilidir. Öz değerle farkı şu. Özgüvende ilgilendiğin ya da ilgilenmek istediğin, bugüne kadar beceri kazandığın alanlarla ilgili kendini güvenli bulabilirsin. Öz değerde alanlara gerek yok. Öz değerde ben bu dünyada var olduğum için, bütün sıfatlardan bağımsız, psikolog olmak, erkek olmak, programcı olmak, annemin oğlu olmak, babamın oğlu olmaktan bağımsız, Gökhan olarak, öz olarak değerliliğime vurgu yapılıyor. Öz saygı da öz değerden geçer. İnsanın kendi sınırlarını koruyabilmesi,
kendi sınırlarıyla ilgili, hayatıyla ilgili kendine saygı gösterebilmesi ve bu sınırları koruyarak da diğerlerinden hak ettiği saygıyı alıp isteyebilmesi, alıp isteyemediği yerde de başka çözümlerle beraber kendini, ortamını, çevreyi değiştirebilme gücüne öz saygı diyoruz. Özgüven, öz şefkat, öz saygı hayat içerisinde çok lazım. Ama insana en çok gerekli olan şey bu hayatın içerisinde aslında öz değer. Şimdi biz dünyaya geldiğimizde çok esneyiz ya. Özellikle hayat içerisinde çocuklukta genetik olarak çok anne babamızdan ya da üst kuşaklardan sıkıntılı aktarımlar yaşasak bile, ki bunun örneğini çok görüyoruz, bebeklikte ve çocuklukta ailemiz tarafından gerçekten sevgiyle, değerle, ilgiyle, onayla, görülerek büyüdüğümüz zaman da biz aslında o öz değere zaten çok temelde ulaşıyoruz. Bazılarımızın ailesi yanında olmuyor çocukken, bazılarımız uzakta oluyor ya da bazılarımızın anne babaları erken dönemde kaybediliyor, bir kayıp yaşanıyor. Böyle zamanlarda da bize bakım veren insanlar tarafından öz değerimiz kuvvetlendirilebilir. Ve biz o öz değerle doğup büyütülecekken tabii ki hayatla ilgili bir şeyler de öğretilmeli bize. Tabii ki sınırlar da konulmalı ama bir çocuğa sınır davranışı üzerinden konulabilir. Kişiliği üzerinden değil. Basit bir örnek. Bir çocuk bir evin içerisinde sürekli bir şeyleri düşürüyorsa, belli ki dikkat el kol koordinasyonunda erken dönemde bir problem yaşıyor. Bunun da bu arada destek alınabilir bir tarafı var. Ama düşürüyorsa o çocuğa bak şöyle dikkatli olabilirsin, burada böyle davranabilirsin. Bir kere olmadı mı? İkinci, üçüncü, dördüncü defa bunu anlatabilmek o çocuğun öz değerine bir zarar vermez. Aksine o çocuğu destekler. Ama bir çocuğa erken dönemde sen beceremiyorsun, sen sakarsın gibi etiketleri yapıştırdığımız anda mesela öz değeri zarar vermeler örneklerinden bir tanesini görmüş oluyoruz. Çünkü çocuğun bütününe bir etiket takıyoruz. Beceriksiz Gökhan, sakar Gökhan. O çarşamba günü saat 4'te o bardağı yere devirmiş olan Gökhan değil. Bu anla ve davranışla ilgili. Ama bütününe eğer etiket taktığımızda, bu arada sadece sakarlık, beceriksizlik gibi değil, başarısızlık, aptallık, yapılıyor bunlar ailelerde, uğursuzluk gibi gibi aklımıza gelenler, kendi öykünüzden ya da etraftaki insanlardan duyduklarımızla öz değere bir zarar verme halinde kalıyoruz. Şimdi insan davranış biçimi olarak şöyle oluşuyor aslında. Bir genetik etmenler var. Yani sağlıkta ya da hastalıkta, ruhsal olarak söylüyorum, anne babamızın hayatından aldığımız bilgiler var. Bunlar bize aktarılarak geçiyor gerçekten. Ve bu aktarımlar öyle çok da basit şeyler değiller hayatın içerisinde. Benim bir oğlum var 2,5 yaşında ve eşimin hamileliğinin her döneminde böyle belli başlı dönemler var. Doktorumuzla da sürekli konuşuyoruz. Doktor şey demişti bir ayda, şu anda genetik aktarımlar yapılıyor demişti. Ben de içimden eyvah dedim. Çünkü hepimizin kendi anne baba öyküsünde ister istemez benzesin isteyecekleri ya da benzemesin isteyecekleri var elde. Ama temele baktığımız zaman şu da var. Genetik her şey değil hayatımız. Defalarca bilimin tarihi boyunca yapılan araştırmalarda genetik aktarımların bile hayat deneyimleriyle, erken dönem ebeveyn tutumlarıyla, ergenlik sancılarıyla, ki ergenlik sancıları çok önemlidir, olmaları gerekir. Ve yetişkinlikte ilişkileri değiştirerek genetik bir kader midir denilen yerden çıkabildiğimizi biliyoruz. Bilimsel araştırmalar var bununla ilgili. Ama genetik etkiler önemli. Sonra ne önemli biliyor musunuz? Genetiğe çok benzer duyulur ama epigenetik diye bir kavram var. Özellikle, buyurunuz. Genlerimizi değiştiremeyiz. Genlerimizden bize aktarılanları hayat deneyimleri içerisinde dönüştürebiliriz. Hani biz dünyaya geldiğimiz zaman bize aktarılan genleri bizden çekip almanın bir müdahalesi yok.
Bilinçli de bilinç dışı da aktarılabiliyor bize. Bunlar aslında belli başlı kodlamalarla beraber DNA, RNA gibi, şimdi çok bilimsel gitmeyeyim ama bunlar bizim hayatımıza kalıtımsal olarak aktarılıyor. Bu arada baskın genin neresi olduğu, hangi aileden neyin geldiği, buralar araştırılıyor hala. Ama biz bunları dönüştürebiliriz. Yani şöyle örnek vereyim. Benim babam çok sinirli bir adamdı diyelim. İlla beni onun oğlu olarak çok sinirli bir adam olarak hayatıma devam etmek zorunda değil. Hani en basit örnekle anlatmaya çalışıyorum. Ama benim bir öfke problemim varsa ve ben bunu fark ettiysem ve ben bunu değiştirmeye gönüllüysem bunu hayat içerisindeki ilişkilerimde düzenleyip dönüştürebilirim. Geni değiştiremem ama genin bana bıraktığı üstüne çalışabilirim en temelde. Genetik gibi bir de epigenetik alanlar aslında. O da daha çok başka bir kodlamayla ilgili hayatımızda ama genler bize özellikleri, belli başlı yaşam biçimlerini, huyları geçirirken epigenetikte de anne babamızın hayatındaki travmalarını, yaşadıkları zor deneyimlerin etkilerini o döneme şahit olmasak bile yaşayabiliyoruz. Şununla karşılaşırız mesela seanslarda. Bir anne kendi 18'li 20'li yaşlarında bir boğulma tehlikesi geçirdiyse, bu boğulma tehlikesinden belki de 7-8 yıl sonra dünyaya getirdiği çocuğunun suyla ilgili olumsuz bir ön yargısı olabiliyor mesela. Ya da bu hayatın erken dönemlerinde çıkmıyor da bir anda bu çocuk 18 yaşındayken denize girdiğinde ya da banyo yaparken bir anda suyla ilgili olumsuz bir anlamını da anlayamadığı bir atak yaşayabiliyor mesela. Bunun adı epigenetik. Yani özelliğin değil, travmanın kalıtımsal olarak aktarılabilmesi. İlişkilerin de bu arada, sadece travmanın da değil. Yani buyurun. Boğulma tehlikesi olduğunu bilmiyor. Evet. Ama aktarılmış suyla ilgili ya da bir fobiyle ilgili, burada su bir örnek. Bir fobiyle ilgili bir şey hayatının bir yerinde karşısına çıkabiliyor çocuğun mesela. Bu arada illa çıkacak diye bir şey yok. Hem genetik hem epigenetik özelliklerle bize aktarılanlar için hayatta bir tetikleyici olması lazım. Şöyle söyleyeyim, özellikle epigenetik için söyleyeyim. Erken dönemlerden aktarılan diyelim ki ağır bir kaza geçmişi var aileden gelen. Bu kaza geçmişinde de çok ağır şeyler yaşamış babamız, atıyorum şu anda. Biz bunun duyarız, dinleriz, bize de anlatılır belki ya da hiç anlatılmaz ama belki bunun tetikleyicisi bizim 22 yaşında üniversiteye, okula giderken bir gün bir yerde düşmemiz olabilir. Ama bu demin sorduğunuz sorudaki genetik için değil ama epigenetik için bilinç dışında bir yerde duruyor gerçekten. Bu arada bu söylediğim epigenetikle çalışan ekoller var. Aile dizimini biliyor musunuz mesela? Evet, yani benim ekolüm değil ama tamamen bunların üzerinden çalışan ekoller var hayatın içerisinde. Neden benim ekolüm değil bu arada? Hani dünya kadar eğitim aldık. İşte şöyle bir dönüp baktığım zaman 16 yıl oldu meslekte aktif olarak ama ben daha çok bilinçli farkındalıkla çalışmayı önemsiyorum. Bilinç dışı yöntemlerle ben de bir bilinç dışının varlığını biliyorum. Bilinç dışı ile beraber kendi psikanalizimden geçtiğim yıllar oldu ama danışanın bilincine getirebildiği özelliklerle çalışmak bana daha çok farkındalıkla ilgili çalışmak gibi geliyor ve belli bir farkındalığa ulaşan insan kendini değiştirmek için adım atabilir. Çok temelde buralarla çalışıyorum. Çünkü hayat genetik ve epigenetikten ibaret değil. İnsan nasıl oluşur? Duygusal, zihinsel olarak onu konuşuyorduk ya. Bunlar geldi, bize aktarıldı. Üstüne bir de perinatal psikoloji alanı var hayatta. Yani anne karnı. Üstünden uzun yıllar geçiyor. Doğuyoruz, büyüyoruz ama o kadar önemli ki. Sadece anne karnı değil, anne karnı ve doğum aslında. Anne karnında annenin hangi koşullarda hamile olduğu. Anne hamileyken biliyorsunuz bebek bütün dünyayı aslında orada algılıyor. Bütün dünyayı algılıyor. Bebek bilge. Anne karnındaki bebek bilge. Bizim olmadığımız kadar bilge. Çünkü duyumları çok açık, algıları çok açık, sezgileri çok açık ve çok
çok öğrenmiş geliyor aslında hayata böyle. Belki izleyenleriniz vardır. BBC'nin de belgeselleri var, bebeğin bilgeliği üzerine. Ve bebek her şeyi aldığı için anne karnında o sırada o evde ne oluyor, anne kendisini ne kadar istiyor, anne kendisini dünyaya getirmeye ne kadar hazır, anne o dönemin içerisinde hangi acılardan ya da mutluluklardan geçiyor, baba anneye nasıl davranıyor ya da etraftakiler anneye nasıl davranıyor. Bütün bunların hepsi bebeğin belleğinde var zaten anne karnında. Doğum da öyle. Yani bir doğumun nasıl olduğu bir çocuğun, bir yetişkinin kaderi değildir ama doğum sırasındaki telaş, korku, kaygı, çığlıklar, panikler bunlar da bizim aslında genetik, epigenetik, anne karnı, doğum hepsi eklenerek insan oluşuyor. Şimdi burada kimse umutsuzluğa kapılmasın. Belki bu bilgiler size öykünüzden bir şeyler hatırlatıyor. Biraz sonra söylediklerim de hatırlatıyor. İnsan hep dönüşür. Ben buna çok şahidim. Bu programları falan boş verin. Televizyonda yaptığımız vesaire. Orada çok sınırlı bir şey yapıyor. Gizliliklerini asla ihlal edemeyeceğimiz danışanlarım için çok genel bir bilgi olarak söyleyeceğim. Seans etkisi. O kadar düzelmez, değişmez. Artık bu kişinin kaderi bu. Artık ben değişmem, mümkün değil. Huylu huyundan vazgeçmez. Yedisinde neyse yetmişinde de odur bilgileriyle. Dolmuş taşmış insanlarla çalıştım ki ve o kadar güzel dönüşümlere şahit oldum ki. İnsan bütün bu getirdikleriyle beraber dönüşür aslında. Bir başka bilgi içe alınanlar. Bu da insanın nasıl oluştuğunu psikolojik olarak gösteriyor. Ne demek içe alınanlar? Bebek doğuyor. Bebekken ya da çocukluk çağlarında İçinde bulunduğu ortamdaki her şeye hakim. Her şeye tekrar söylüyorum. Gece odasında uyurken yan tarafta birbirinin canını yakan anne babanın duygusuna hakim bebek. Öyle söyleyeyim. Çünkü algılar çok açık. Biz yetişkinlerde o kadar değil. Hep söyleyeceğim bunu. Dünya çok pür bir çocuk için. Çok gölgelenmemiş, çok engellenmemiş, çok kendisi gibi. O yüzden de her şeyi çok rahat alabiliyor. Ve çok temel bir yerde de bu hayatın her aşamasına da yansıyor. Buraya biz özellikle 0-7 yaş arasındaki bilgilere içe alınanlar diyoruz hayatın içerisinde. Yani bebek dünyayı algılıyor ya, biz insanlar mesela bana buradan biri çıkıp dese ki işte sen de biraz aptalsın. Ben bu bilgiyi süzerim. Bir bakarım kendi içinde. Derim ki hangi koşullarda bana aptal dedi? Hangi sözün içinde dedi? İşte bu konuda hakikaten bir düşüncesizlik mi ettim? Yoksa o kişinin mi aptallıkla ilgili bir derdi var? Acaba bana mı yansıttı? Ya da onda neye denk geldim? Hangi özelliğimi sevmedi gibi süzerim ve bu aptalı çiğnemeden yutmam. Ama bebek dünyayı duyduğu, aldığı, bildiği, gördüğü gibi algıladığı için bu tarz mesajları çiğnemeden yutma potansiyelinde kendisinde. Evet, belli bir zaman sonra o da direnebiliyor. Çocuk olduğunda ama erken dönemdeki bu bilgilerle direnmeye çalışmak bile bir erken dönem için almaz baktığımızda. O yüzden dünyada bizim psikolojik durumumuzu belirleyenler arasında şu soruların cevapları da var. Ben bu dünyaya hangi amaçla getirildim? Mesela. Ben bu dünyaya, çocuk seziyor ya, babamın hayatını kurtarmak için mi getirildim? Mesela babanın çok zorlu bir dönemiydi ve dediler ki, ya da annem dedi ki, çocuk iyi gelir. Ben bu dünyaya kötü giden bir evliliği kurtarmak için mi getirildim? Çocuğumuz olsun ondan sonra toparlarız bilgisini. Ben bu dünyaya hayat boyunca annemin yapamadıklarını yapmak için mi getirildim? Çocuğum ben okuyamadım, sen oku. Ben ses çıkartamadım, sen ses çıkart. Ben bu düzene direnemedim, sen direneceksin. Ben bu dünyaya ailede çok sevilen Ahmet dedenin mirasını yaşatmak için mi getirildim? Hani çok heybetli adamdı, çok güçlüydü. Biz de onun gibi bir çocuğumuz olsun istiyoruz. Adını da verdik hatta, dedemizin adını ona. Bütün bu bilgilerin hepsi ve şimdi saydıklarım sayamadıklarım üstümüzde birer yük.
bizim kendi oluşumuzun üstünde bir yük. Belki bazılarımız şey diye düşünüyoruz. Ne var? İyi bir adamsa Ahmet'le de özelliklerini alsak ne olur diye. Ama şunu da unutmamak lazım. Ya ben Ahmet'le de değilim. Hani ben bir çocuğum. Bana onun anıları anlatıldığında istediklerimi ve seçtiklerimi alabilirim zaten. Ya da öyle olmak isteyebilme özgürlüğüm var ama ben o değilim. Zaten evliliği nasıl kurtarayım? Ben çocuğum. Zaten annemin yapmadıklarını yapmak için dünyaya geldiysem ben bu dünyadaki hayallerimle ne yapacağım? Oyunlarım, hayallerim. Başlangıcı da çocuklukta mesela. Bütün bunların hepsinin yükleriyle beraber büyüyor. Sonra erken dönemde çocuk olarak evden aldıklarımız da içe aldıklarımıza ekleniyor. Mesela şiddet gören çocuklar. Hep parantez açacağım. Bunların hiçbir kader değil, tekrar söylüyorum. Ağır şiddet geçmişi olan çocukların hiç şiddet eğilimli olmadıklarını ve şiddet karşısında ses çıkarabildiklerini, yetişkinlikte, kendilerinin üstüne çalışarak dönüştürebildiklerini görür. Ama özü anlatıyorum. Böyle dönüştüremeyen çocuklar da var. Şiddet görmüş olan çocuklar. Şiddet bedene yapılır gibi durur. Ama çok temelde aslında ben senin bedenini yıkabilirim bilgisi yaratacağım. Ben senden daha güçlüyüm, canını yakabiliyorum bilgisi. Sadece bedenle ilgili değildir. Aslında orada paramparça olan çocuğun ruhu. Çünkü dünyayla ilk sınırlarını kurabildiği yer bedeni ve o bedene müdahale ediliyor hayatın içerisinde. Bir de şahit olunan şiddet var. Çocuk çok sevilip sarılıyor olabilir evin içerisinde ama ebeveynler birbirine şiddet uyguluyor olabilir. Böyle bir bilgi de çocuğun hayatının içerisinde. Şöyle düşünün, hayattaki temel iki güven figürü anne ve baba. Ve anne ve baba dünyadaki güven figürleri birbirinin canını yakabiliyorlar. Ben şu örneği veriyorum bazen. Çocukken anne babası şiddet gösteren birbirlerine bir çocuk için dünya saklandığı koltuğun arkasıdır. Büyüdüğünde hikayeyi dönüştüremezse hangi kalabalıklar ya da modeller karşısına çıkarsa çıksın o koltuğun arkasına saklanmaya devam edecektir metaforik olarak. Ya da travmalar iki kutupta kendini gösterir. Bu ne demek? Bu bir travma söylediğim şey. Travma dediğim şey irili ufaklıdır. O çocuk saklanmayı seçmeyen bir çocuksa, o çocuk saklanmaya inat, o korkuyu öfkeye dönüştürmüş bir çocuksa kendisindeki şiddet eğilimlerini fark edecektir yıllar içerisinde. Şiddet eğilimi illa vurarak kırarak olmaz. Bazılarımız fazla küseriz mesela. Bazılarımız küserek diğerlerinin canını çok yakmaya çalışırız mesela. Kendimizden mahrum bırakarak. Pasif agresyon. Bu da şiddetin bir başka biçimidir. Bir olaydan sonra birine mesafe koyabilmek tabii ki sağlıklı. Ama küsmek, yok saymak, yok saydığımız kişi çok sevdiğimiz biri ise onun tarafından karşılanacak ihtiyaçlarımız da yok sayılabiliyoruz. Erken dönemde öğrenilenler arasında şiddetin çok belirleyici bir yeri var psikolojik sağlık bilimlerinde. Bir diğeri yargılanan çocuklar. Biraz önce de bir parça girmeye çalıştım oraya ama özü çok etkileyen bir yer orası. Yani yargılamanın çok fazla boyutu var. İşte saçınızdan, boyunuzdan, kilonuzdan, çok gülmenizden, çok ağlamanızdan çocuk olarak, sakarlığınızdan, bir dersi başaramamış olmanızdan, bir sürü yerden yargılanabiliriz hayatımızda. Erken dönem yargılarını yutarız. Hep el kalkar ve şey soruluyorlar, çocuğu eleştirmeyeceksiniz. Çocuğu eleştireceğiz tabii ki. Eleştirmek ve yargılamak aynı şey değil. Çocuğu eleştireceğiz tabii ki derken çocukla beraber sorunun kaynağını bulmak için. Öyle yaptığını görüyorum. Bunu daha önce de yapmıştım. Bununla beraber orada ne oluyor, ne yapabiliriz? Psikolog bilimde olmanıza gerek yok bu arada. Ve çocuk onu çok sık öğrendiyse değiştirmesi zaman da alacak. Buna tahammüllü olarak. Ama yargılamak sen beceriksizsin anlamına geliyor. Bu da bir erken döneme öğrenmesi psikolojik sağlık bilimde. Yok sayılan çocuklar vardır. O da öyle. Yani çocuk çok sevinir. Ama ailede kimse çocukla beraber sevinmiyor. Çocuk çok ağlar. Ama çocuğun gözyaşının evdeki zaten o kaosta çok önemi yok. Bir şeker verelim de sussun olabilir. Ya da çocuk çok ağlar
Ama düzenli olarak sen de her şeye ağlıyorsun. Bunda da ağlanacak bir şey yok diyerek devam ediyorlar. Ya da bazı ailelerde öyle bir hale geliyor ki benim oğlum kızım zaten halleder ilgisiyle beraber. Kendi başının çaresine bak diye bilinçlen tepkiler vardır. Sen zaten halledersin ilgisiyle. Bu da bir görünmeme. Bu da bir yok sayılma hali. Çünkü çocuğun güvene, ilgiye, desteğe ihtiyacı var özellikle erken dönemde. Bu bilgileri de alıyoruz özümüzü oluştururken. Hep bunları birbirine ekleyin lütfen. Hani ben de hep ekleyerek gidiyorum. Yaşamasına, alan açılmasına izin verilmemiş çocuklar da vardır. Bu da özü çok etkileyen bir şey. Bugünün dünyasında anne babalar için dengeyi kurmak çok zor. Çünkü gerçekten belli başlı riskler, tehlikeler daha da arttı. Mahallede oynayabilen kuşaklar eskisi gibi değil artık. Yani bu nostaljik söylemleri sevmiyorum ama değişiyor her şey gerçekten. Güven alanımız azalıyor ama bakkala bile gitmesine izin verilmemiş çocuk yaşı geldiğinde. Ya da dur sen beceremezsin ben hallederim denilmiş çocuklar. Aşırı korunaklı büyütülmüş çocuklar. Sürekli kaygı yüklenerek büyütülmüş çocuklar. Yani aman oğlum kızım bu dünya çok korkulacak bir yer. Bu bilgiyle beraber büyütülmüş çocuklar da kendi alanlarını açamazlar hayatın içerisinde. Bu da özü etkileyen bilgilerden bir tanesi. Bir de süper kahraman ilan edilmiş çocuklar var. Çok fena bir değersizleştirme yöntemlerinden biri. Ailemizin tek çocuğu. 6 kızdan sonraki erkeğimiz. Ya da bizim bulunduğumuz bölgede insanlara nasıl bir kız çocuğu yetiştirebileceğini göstereceğim çocuğum bu benim. Bu bilgiler de çok büyük yükler hayatın içerisinde. Çünkü sen aslansın, sen muhteşemsin, sen prensessin. Böyle bilgilerle beraber çocuk ergenlik dönemine geliyor ama dünya böyle bir yer değil. Kimse kimseden aslan değil, kimse kusura bakmasın. Herkes başka bir konuda aslan olabilir. Herkes başka bir konuda prenses olabilir. O da aslan ya da prenses olmayı seçebileceği konular. Gerçek dünya bu değil. Gerçek dünya ile karşılaştığında evin o korunaklı tahtı bir anda diğerleri tarafından özellikle ergenlik döneminde yıkılmaya başlıyor. Bu da öze zarar veren yerlerden bir tanesi oluyor. Sürekli kıyaslanan çocukları da buraya eklemek istiyorum. Çünkü o da öze zarar veriyor. Bak kuzenlerin nerelere girdi, sen bir şey yapamadın. Ya da işte onlar zaten yapamazlar, sen yapacaksın tabii. Olumlu yönde kıyaslanmakta, olumsuz olarak kıyaslanmakta, dünya ile ilgili sürekli olarak bir doyumda olmayı değil de bir yarışta olmayı gerektiriyor hayatın içerisinde. Ve bu da aslında bizim özümüzü, öz değerimizi lekeleyen şeylerden bir tanesi oluyor. Bütün bunların ya da farklı türlerinin toplamıyla beraber çocukluk bitiyor. Ha bir de tabii şeyi unutmayın. Genetik, epigenetik gibi, perinatal anne karnı dönemi gibi, dünyaya getiriliş amacımız gibi, erken dönemde öğrendiklerimiz gibi bebeklikte bağlanma modellerimiz var. Güvenli, kaygılı, kaçıngan bağlanmayı duyanlar var mı aranızda hiç? Harika. Psikolojik okuryazarlık çok artıyor gerçekten. Çok oluyor. Bu program formasyondan geçeceğiz. Süper. Çok temelde bir bebeğin özellikle simbiyotik bağ dönemlerinde de yani anneden beslendiği, kendisini annesinin bir uzantısı olarak gördüğü ilk ayları vardır hayatın içerisinde. Ve o dönemde bağlanma biçimleri geliştiririz hayatın içinde. Güvenli bağlanmada şu vardır çok temelde. Annem benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ya da bu arada annem hayatta değilse ya da yoksa bakım verenin benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Yani benimle göz teması kuruyor. Yani ben acıktığım zaman acıktığımı fark ediyor. Altımı kirlettiysem beni öyle bırakmıyor. Ses tonuyla beraber bana sevgiyi, şefkati verebiliyor. Bir bebek bunlar karşılandığı noktada önce anneyle sonra annenin uzantısı olarak gördüğü dünya ile güvenli bir bağ kurmaya başlıyor hayatın içerisinde. Ve bu da hayatla bağımızı ilk
oluşturan şeylerden bir tanesi. Bunu da öze dahil edin. Tekrar söyleyeceğim. Hayat kaçırılmış ve gitmiş trenler değildir ama. Yani o zaman niye yaşıyoruz ki zaten? Ben güvenli bağlanamadıysam temelde gideyim bu hayattan. Ya da beni utandırdılarsa çocukluğum boyunca. Ya da ben dedemin mirasını taşımak için getirildiysem bu dünyaya. O zaman benim bir hayatım yoktu. Niye yaşıyorum? Bu değil. Böyle değil. Çünkü biz bütün bunların hepsini fark edebilmeye başladığımız yerde hayatı öyle şahane dönüştürebiliyoruz ki. Acılı acılı ama. Öyle mutlu mesut olmuyor dönüşümden. Fark edip ben bunu bundan yapıyormuşum ilgisiyle. Ya da demek ki bugüne kadar böyle gittim ama dur dönüştürünce nasıl yapabilirim çabasıyla, yola çıkışıyla beraber değiştirebiliriz. Evet. Bütün bunları aldık, ergenlik dönemine geldik. Ergenlik dönemine geldiğimizde hiç unutmuyorum, bunu 2 yıl önce Denizli'deydi galiba, çok tatlı bir dede. O yani çocukları da var, torunları da el kaldırdı dedi ki ergenlik anlatacağım. Ya dedi, hocam dedi, bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Ergenlik hep vardı, her zaman vardı ama bizler ergenliğini yaşamasına çok izin verilmemiş kuşaklardan geldik. Ama şu anki gençlerin ergenliğine çok dokunamazsınız. Bir yerlerde dokunulan çocuklar da çok vardır tabii ama çünkü uyaran bu kadar fazlayken onlar bizden daha fazla hakkını vere vere ergenlik yaşıyorlar hayatın içerisinde. Ergenlik de özümüzde çok temel bir yer. Çünkü biz çocukluk boyunca diyelim ki demin bahsettiğim olumsuz bilgileri aldık, topladık özümüzle ilgili. Ergenlik bir çocuğun hayattan intikam alma alanıdır. Bu da sizde kötü bir şey çağrıştırmasın bu arada. Yani iyi ki o intikamı alır ve kimlik parçalara bölünür. Kimlik parçalara bölünür. Yani aile daha fazla yabancılaşmaya başlar bazen. Dış dünya daha görkemli bir hale gelir. Tabii ki korumamız, kollamamız, takip etmemiz lazım ama baskı kurarsak ergenlik zararlı bir hale gelir. Ama bir taraftan onu koruyarak, ona bakarak ama ona izin de vererek, hayatı yaşamasına izin verirsek, o uçlar dağılır, yetişkinlikte iyi bir ergenlik geçirmiş olarak toparlanır. Çok uzun süre sadece ergen terapisi yaptım. Dönemi çok önemsiyorum kişilik gelişimi açısından. Biliyorsunuz yaşı biraz düştü artık işte. Yani eskiden 13-14 yaştan bahsediyorduk artık. 9 yaşlara kadar inen etkilerden bahsediyoruz. Erkeklerin ergenliği daha geç bitiyor. Hatta erkeklerin ergenliği hayat boyunca bitmez diyen uzmanlar var. Ama çok temelde ergenlik dönemi boyunca biz kimliğin dağılmasını bekliyoruz. Ben şeyden çok korkardım seanslarda. Anne baba gelir ve der ki biz öyle sadece danışmanlık almaya geldik. Yoksa ergenlik yaşamıyor vallahi bizim için. Çok beyefendi, çok hanımefendi, çok yetişkin gibi. Hiç sorun çıkartmıyor bize çok şükür. Çok tehlikeli. Şöyle tehlikeli. Çok büyük bir bastırılmış enerji var orada. Bazen size bakmayı unutuyorum, özür dilerim. Görüyorum efendim. Çok büyük bir bastırılmış enerji var orada. Engellenmiş bir ergenlik var. Bunu bu arada çocuk aile engellemeye çalışmıyor olabilir. Engelliyor olmayabilir. Ama çocuk... Buyurun. Ben de demin onu söyledim. Tam demin onu söyledim. O kuşağın ergenliği bastırılmış bir ergenlik. Ama kaç yaşındaydınız? 58 yaşına gelene kadar o bastırılmış ergenliğin getirilerini elbet yaşamışsınız. Yani bu ama illa büyük travmalarınız oldu ya da vesaire gibi değil ama mutlaka hayat içerisinde yaşamışsınız. Kaç mı var? Bir şey dedim. Tamam. Yok, paslaşalım, iyidir arada. Ama o dönemde bir, yani sizin kuşağınız, sonraki dönemlerde, işte benden bir önceki, sonra bizim kuşağımız, bütün bunların hepsinin getirdiği engellenmiş ergenlikler var.
hepimizde. Ama bunu böyle bir kayıp gibi görmeyin. Yani hayat içerisinde siz 30 yaşında olsaydınız etkilerini konuşurduk ama 58 yaşına kadar mutlaka ergenlikte ortaya çıkmamış öfkeye, ergenlikte özgür bırakılmadığınız yerlere şöyle bir bakmaya ya da ergenlikte engellenmiş hayallerinizi tekrar düşünmeye gerçekleştiremeseniz bile. Doğru. Doğru. Peki siz mesela erken dönemde sorumluluk alırken de hayatla ilgili olarak yapmak istediğiniz şeyleri yaptınız mı yine de? Tabii yani diyelim ki futbol oynadık, gezdik, tozduk, denize gittik. Yani bunları yaptık. Tamam. Yani yapmadık değil. Buralar... Ama öyle bir sorun falan çıkarmadık ailede. Şimdiki gibi işte ergenlik krizi falan gibi öyle bir şey yok ya. Yani. İlla sorun çıkartmak değil ergenlik. O özgürlük alanlarında deneyimleri yaşayabilmek, keşfi yaşayabilmek aslında. Hani genel olarak ama yeri geldiğinde eve öfke çıkmıyorsa bile hayatla bir öfkelenebilmek. Ya da yeri geldiğinde yani insanın içerisinde çok temel bir büyüme enerjisi var ergenlik döneminde. Ama dünya da daha temiz anlattığımız dönemler. Yani çalışıyorsunuz, sorumluluk da alıyorsunuz ama yaşayıp kendinizce bir şeyler yaşayabilme hakkınız da var hayatın içerisinde. Diyorsunuz ya işte hani yüzlükte, yaşadıkta. Biz mesela 14-15 yaşında kahvede 30-40 yaşında adamlarla okey oynardık yani. Mesela. Şimdi... Mesela. Yani bugünün dünyasında bu güvenlik alanlarının zorlukları var. O yüzden de ergenlik daha engellenmişlikte. Aileler de daha kaygılı oldukları için ergenliği daha fazla engelleme eğilimindeler. Bir de kuşak farkları var. Tam bahsettiğiniz sebeplerden. O kuşaklardan gelen ergenler, biz ergenliği böyle yaşadık zaten diyebildikleri için bu kuşağın ergenliğini de çok görmemeye başlıyorlar. Kuşak çatışması biliyorsunuz en temel şey aileler arasında. Oradan geliyor aslında. Ama ergenlikte biz kimliğimizi buluruz aslında ve engellenirsek de illa bu arada sorumluluk da alırız tabii ki ama her koşulda ergenliğimizin engellendiği yerde büyümemiz duruyor. Ve sokaklarda şey çok oluyor, 20'sinde, 30'unda, 40'ında ergenler. Yani yaşanmamış ergenliğin bugünkü karşıtı çok fazla oluyor oralarda. Buyurun. Evet. Affedicilik bana çok tuzak gelir. Yani nasıl çözebilirim? Bir insanın tavrımı koyuyorum ya, gördüğüm yanlış karşısında. Aha. Ama çok da önem verdiğim birisi ise tamamen hayatımdan çıkartabiliyorum. 10 yıl olabilir, 15 yıldır tanıyor olabilirim, çocukluk arkadaşım olabilir, ailemden birisi olabilir. Ama onu bir anda hayatımdan çıkartabiliyorum. Üzülüyorum da ama affedemiyorum. Yani bunu nasıl dengeyi sağlayabilirim? Şöyle, tabii çok bireysel hikayelere bakmak lazım. Burada yapamam onu ama... Genel olarak. Şöyle söyleyebilirim. Küsüp çok sevdiğiniz birini hayatınızdan çıkartmak uygunsuz bir uçsa bence, affedip size yapılan her şeyi yokmuş varsayarak devam etmek de diğer uygunsuz bir konu. Hani bunlar çok siyah beyazlar. Bu arada insanları hayatlarımızdan çıkartabiliriz. Bizdeki duygu, önem, hayatımızdaki öncelik sıralarına bakarak bunu da yapabiliriz. Yani bu çok sorunlu bir durum değil. Ama çok kıymet verdiğimiz insanları öfkeyle, çatışmayla, üzüntüyle, duygumuz neyse ona karşı, onunla beraber hayatımızda tutmak önemli. Yani git benim hayatımdan değil de gel çatışa çatışa benim öfkeme tahammül et. Ya da ben seninkine tahammül edeyim. Ama birlikte bunu yan yana, bir dönem belki uzak kalmak isteyebilirsiniz. Ama
özlem öfkeye ağır bastığı yerde gel bunu birlikte halledelim. Ama hemen eskisi gibi olmayacak. Hemen eski hayatımıza dönemeyeceğiz. Çünkü ben çok kırgınım. Ama sensiz de yapamam. Sen benim için değerlisin. Bu bilgi ayrımında kalabilmek önemli geliyor. Yani hayatımızda tutarak kalmak gibi. Küsmek kendimize zarar veriyor. Sevdiklerimize küsmek. Çok teşekkür ederim. Şey sağ olun. O zaman böyle yapalım. Sona bırakmıştım. Ama siz beni yönlendirin. Sonda mı soru cevap yapalım? Yoksa aralarda konu geldikçe soru cevap yapalım mı? Sonda yapalım. Olur mu? Tamam. Tamam. Bütün bunları biriktiriyoruz. Ergenlik de etkileniyor burada. Sonra hayattaki artık yavaş yavaş yetişkin hayatıyla beraber seçimlerimiz başlıyor. Bu seçimlerimizin şöyle bir anlamı var hayatın içerisinde. Çoğunlukla bu şey bilgisi var yani Gülseren Hoca'nın kitabı da bizi de var. Doğduğun ev kaderin dediğimiz. Doğduğumuz evin hayatımızdaki temel, demin anlattığım sebeplerle, temel yapıyı oluşturduğu inşaatın temelini attığı tabiri caizse doğru. Ama kaderimiz olduğu kısmına ben katılamıyorum hani bir taraflı olarak. Çünkü kader çok değişmez bir vurgu olarak tanımlıyor hayatın içerisinde. Hayır, doğduğumuz ev temelimizdir, evet. Başlangıç noktamızdır, evet. Atıyorum 8 yaşında travmatik bir deneyime maruz kaldık diyelim. Keşke olmasaydı. Ama 8 yaşında travmatik bir deneyime maruz kaldıysam bu benim lanetim, yüküm olarak bütün hayat boyunca benle gidecek diye bir şey olmam. Bu şöyle bir şeye dönüşebilir hayatımın içerisinde. Bir yerde fark ederim artık. Ben sevdiklerimin canını yakıyorum. Ya da ben sorumsuz davranıyorum kendime ve hayatımdaki insanlara karşı. Kim insanlar şey yaparlar mesela, ben böyleyim. Ben hep böyleydim zaten. Bu en çok benim hayatımı yıpratacağı için, böyle ben böyleyim deyip sevdiğim şeylerden bahsetmiyorum, zarar veren. Bunu değiştirmekle ilgili bir şey yapmadığım sürece hayatta da ben böyle devam edeceğim. Ben 8 yaşındaki o travmatik deneyimi alıp dönüştürmek için uğraşıyorum. Herkes terapiste gitmiyor, keşke gitse. Ama gitmese bile, hayat içerisinde ben bunu bundan yapıyorum bilgilerinin farkına varmak, çocukluk üzerine düşünmek, bakmak, annem babam bana nasıl davranırdı da, ben insanlara nasıl davranıyorum bağlantısını kurmak ya da hayat içerisinde duyarsızlaştıysam mesela, bazılarımız da hissetmiyor duygularımızı ama duygular oradalar, bir yere gitmezler. Ben bu duygularımı niye hissetmiyorum? Örnek veriyorum sadece. Ha, çocukken çok ağır duygulara maruz kaldım. Çok ağır duygular yaşadım. O yüzden de artık hissetmeyerek baş etmeye çalışıyorumsa bunun da anlamını bulmalıyım hayatım içerisinde. Yani o kaderde kalırsam zaten böyle öleceğim. Böyle ölürsem de konu başlıkları için örnek veriyorum. Böyle de olursa ben hayatımla ilgili hiç kendimi gerçekleştirecek bir şey yapmamış olacağım. Çünkü ilişkileri de buna göre seçiyoruz çoğunlukla. Yani çok temelde baktığımız zaman diyelim ki evin içerisinde kendime güvenli yetiştirilmedim. Ve hep özelliklerimden yargılandım. O evin içerisinde kendimi küçücük hissettiğim zamanlar oldu. Doğduğum evde. Sonra büyüdüm ve ben gidiyorum bana yine öyle hissettirecek insanları bilmeye çalışıyorum. Çünkü böylesini biliyorum. Hatta böylesi güvenli bile geliyor bazen. Çünkü yeni bir şeye geçmiyorum ya. Hani ben bildiğimden gidiyorum. Demin dedim ya travma iki kutupta çıkar diye. Ya da böyle yapmıyorum. O evin içerisinde küçücük hissettiğim anlar oldu. Ya da her nerede büyüdüysem, nasılsam. O büyüdüğüm yerden gelip o evde bana davranıldığı gibi davranacağım insanları seçiyorum. Bu da diğer kutu. Yani ya bana çocukken nasıl davranılırsa öyle davranacak insanları seçiyorum. Ya da çocukluğumda korkudan daha fazla öfke yaşadıysam ve bu konuyla ilgili çalışmadıysam benim babam bana nasıl davranıyorsa ona öyle davranacağım partnerler seçiyorum. Travmanın iki uçlu ortaya çıkışı bu demek aslında hayatın içerisinde. Kendi çocukluğumdaki kurban
mağduriyetimi alıp bana bunu yaşatacak insanlara da gidebilirim. Ya da benim kendi çocukluğumun tırnak içinde zalimi olmaya çalışabilirim ki hayattan intikam almak. Bu iki seçenek dışında çok fazla seçenek var aslında bir ilişki seçiminde. Yani biz mesela kadına şiddetle ilgili çok programlar yapmaya çalışıyoruz, seminerler veriyoruz. En çok bu konuyla meşgul olmaya çalışıyorum ama işte erkeğin kadına şiddetini konuşuyorsak burada kadına şiddet erkeğe şiddetle başlıyor. Hatta çocuğa şiddetle başlıyor. Yani o evde o erkek çocuğu yaşadığı şeylerle beraber gelip bunu yaşatabileceği kadınları bulmaya çalışır. Bazen de özellikle bulamadığında daha çok öfkelenir. O kişiyi kendi çocukluğundan götürür. Yani bunun birçok nedeni var psikolojik sosyolojik ama çok temel bir yerini söylemeye çalışıyorum. O yüzden de bu döngüyle beraber büyüyorum. Tabii şiddet başka bir örnek ama yani günlük hayat içerisinde de mesela ne bileyim işte böyle çok hayatla ilgili fazlaca ukala bir babanın oğluysam ben ya da kızıysam bu ukalalık döngüsünü geliştirmeyi başka birinde de bulmayı ya da babam o zamanlarda ne güzel hissederdi kendini karşımda bunu yapabileceğim birini bulmaya gidiyorum hayatım içinde. Bu arada ilişki kuramı. Bizim de hep üstünde çalıştığımız. Ha bu kader mi? Bu da değil. Çünkü bunu bulmaya çalıştığımı fark ettiğimde ihtiyaçlarım da karşılanmıyor. Erken dönemde güveni bulamadım. Yine güveni bulamıyorum. Erken dönemde bu yolla şefkat alamadım. Yine şefkat alamıyorum. Ama güvende hissediyorum çarpık bir şekilde. Çünkü bildiğimin içindeyim yine. Hayatım içinde. Başka bir döngüye gitmedim. İlişkide bozulan, ilişkide düzelir aslında. Terapötik ilişki de öyle bir şey. Danışanla terapötik arasında. İlişkide bozulan yerlerini getirirsen insan ve biz de şeyi anlatmaya çalışıyoruz o ilişkide danışanla. Bizim ekolde daha çok anlatmayız bile. Soru sorarak gideriz. Doğru soruları sormak çok temel bir şeydir terapistik. Başka türlüsü mümkün değil. Şey der bazen mesela, ya beni de hep psikopatlar görüyor der mesela. Şey demek istersin, danışanla ilişkine göre de dersin bazen, hayır sen hep psikopatları biliyorsun. Özellikle biliyorsun. Bilinçli olmayabilir ama özellikle biliyorsun. Farkında değilsen. Çünkü zarar görülerek sevilmeyi öğrenmiş. Hani gel bunun biraz öncesine bakalım. Bu arada gel çocukluğuna inelim klişesi de değil. Gel çocukluğunu bugüne getirelim. Çocukluğa inip ne yapacağız? Geçmiş an. Anıyı da silemeyiz. Ama o anıları şimdiki zamana getirerek onun uzantısı olarak şimdi ne yaptığına bakabiliriz. Ben kaçıncı dakika değil. Tamam. Ve bütün bunlarla beraber insan dönüşebilir. Ya da bazen çocuklukta değil ezber. Bazı insanlar erken dönemde yaşadıkları güvensizlikleri fark etmezler. Hatta o ailenin o koşullarında iyi bile yırtmışlardır. Bazı çocukların gerçekten hayatta kalma becerileri psikolojik olarak daha fazladır bu arada. Yani şöyle şeyler olabiliyor. Burada da genetik faktörlerin etkisi var bence. Ağır bir şiddet ve travma ortamındaki bir çocuk terapiye geldiğinde rol yapmasından ya da duygularını saklamasından bahsetmiyorum. Yani gerçekten bir bakarız çocuğa. Becerileri gayet kuvvetli hayatla ilgili, bağışıklıkla ilgili. Bu şiddet mi çocuğa o kadar fazla dokunmuyor. Dokunuyor elbet ama. Ama bazen bakarız o güne kadar çok mutlu bir ailede geçen akşam çok büyük bir kavga çıkmıştır. İşte karşılıklı itişme kakışma olmuştur. O çocuğun bütün düzeni çöker. Hayata karşı bütün güveni çökebilir. Böyle olduğu zamanlardan gelen çocuklar da, yani birinci tipte bahsettiğim çocuklar, o şiddete iyi direnmişlerdir ama bir ilişki yaşamışlardır, dostluk ya da romantik ilişki, sevgilileri olmuştur ve orada aldıkları yaraları o kişi ona hatırlatmıştır. Ve o yaralarla beraber çökmüştür. O zaman biz o kadar çocuklukla zaman geçirmeyiz de o ilişkiye dönelim. O ilişkide nasıl zarar gördü, zarar görmeye nasıl izin verdi,
Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü seans bizim diğerlerini suçladığımız bir yer değildir. Yani tabii ki eşlik ederiz ama vah sana nasıl böyle yapıyorlar. Hayat içinde söylüyorum bunu. Nasıl bu hale geldin? Keşke şöyle yapsalarmış. Bu dost sohbeti olabilir belki. Birlikte sınavın. Ya da birlikte kızmak. Sen bununla ne yaptın? Seanstaki temel sorular budur. Bana böyle dedi. Bir, bunun senin için anlamı ne? Çünkü mesela yani mesela bana şu anda biri çıkıp geveze dese alınırım. Çünkü gerçekten çok konuştuğumu düşünüyorum bazen. Ama biri bana işte atıyorum dolandırıcı dese ben bunu almam. Çünkü dolandırıcı olmadığımı biliyorum. Ama sorarım yani niye öyle dediğini, ne yaptığını ve dolandırıcılığın senin hayatındaki anlamını sorarım. Çünkü bazı şeylerde yansıtma biliyorsunuz. Ama bu kişi eğer kendisine yapılan saldırıyı aldıysa o zaman ne oluyor da alıyor? Onun hayatının nerelere denk geliyor? Bunlara bakmaya başlıyoruz hayatın içerisinde. Seans bizim böyle aşama aşama seçtiğimiz insanları dahi niye seçtiğimizi anladığımız yerdir. Çünkü öyle bir yerden bilinerek geliyoruz aslında. Mesela burada bazen anne babamın hikayesini anlatıyorum. Hayat boyunca annem erken dönemde kadınların var olmasına çok izin verilmeyen bir kültürden geldiği için hayatı boyunca hep onun kaygısını taşımış ve görülmek ve göstermek için 360 derece hayatta ne varsa her şeyin farkında ve tetikte. Getirdiği hikayesinde var olmak için bunu yapmak zorunda olmuşum diyor. Babamsa hayatın içerisinde çok ağır, duygusal, çok çocuklu bir ailede, çok görülmeyen bir yerde durduğu için o da hissetmemeye çalışmış hayatı. Ve ikisi birbirlerine aşık olmuşlar. Tencere kapak. Birinin hissetmemesi mümkün değil. Her türlü riski hissediyor. Biri ise bir şeyleri hissetmemeye çalışıyor. İkisi bir araya geldiklerinde birbirlerini tamamlayacak ya da birbirlerinde olmadıkları şeyleri bulma yöntemleri var. Mesela. İzin alıyorum abone olmayı. İzin söylemiyorum onları. Biz de birini seçiyorsak kendi boşluğumuzu tamamlamıyor modunda seçiyoruz. Bu sefer tamamlamayayım diye seçiyoruz. Ve ilişkilerimiz, ya özümüz ve özümüzde aldığımız bütün yaralar ilişkilerimizle etkiliyor hayatımız aslında. Bir öz oluşturuyoruz bütün bahsettiklerimle beraber. Şeyleri fark edelim istiyorsanız. Bir getirin aklınıza gıcık olduğunuz birini. Böyle çok ya da ne bileyim sizi tedirgin eden, korkutan, aynı ortamda da olmayayım dediğiniz birine mesela. Olmak zorunda değilsiniz bu arada. Ama bazen hayatın mecburiyetleri var işte. Okulda yan sıramız da oluyor, ofiste mesela arkadaşımız oluyor. Aile fertlerinden bir tanesi olabiliyor kalabalık ailede. Ama şeyi fark ederiz yani o kişi mutlaka tırnak içinde gıcıklıklar yapıyordur da. O da bizim diğerimize denk geliyor. Yani biz bu kişiyi atıyorum işte çok ukala buluyorsak bizim bu ukalalıkla ilgili derdimiz var. Onu da düşünmemiz lazım hayatımız. Yani atıyorum işte bana da zamanında ukala dendi de ben bununla baş edemedim ya. Ya da ben ukala tarafıma hiç mi sahip çıkmadım bu hayatın içerisinde? Çünkü her insanın mütevazı olmaya da, ukala olmaya da doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle hakkı var. 5 kişi tepemde beni yargılarken çok mütevazı kalamam mesela hayatın içerisinde. Her özellik herkeste var. Tembel de, dışkan da olmalıyım. Başarılı tarafım da vardır, başarısız tarafım da vardır. Zekiyim de konusuna göre aptalım. Hayat içerisindeki her zıt özellik insanda var. Önemli olan uygun yerde çıkartıp çıkartmamak. Ama bunlara sahip çıkmıyorsam bir başkasının hayatında fazla sahip çıkıyorum. Bu ukalayla ne işim var benim diyorum. Hadi ukala diyelim ama buna bir de gıcık olur. Öfkelenir. Bazen gece yastığa kafamı koyup bunu düşünüyorum. Sabah buna bir şöyle yapayım da dersini alsın diye. Sürekli bu kişiyle meşgul oluyorsam meşgul olduğum şey kendimle.
Orada düşünmek lazım benim ukalalıkla derdim ne diye. Burası da özü etkileyen yerlerden biri hayatın içerisinde. Şimdi bu arada öz değişir mi? Gibi bir bilgi var. Öz dönüşür. Yine aynı şeyi söyledim. O demin genetikle ilgili olan taraf gibi. Diğer saygın her şey için geçerli. Ama önce fark etmek lazım. Fark ediş böyle hani belli başlı yöntemlerle de oluyor. Ben hani karşı değilim ama işte bu mindfulness teknikleri vesaireler falan var hayatım içinde ama şeyden fark edebilirim mesela. Hani ona da buna da şu kişiye de o kişiye de aynı şekilde davranıyorum ve bütün bu ilişkilerimde zarar veriyorum ya da zarar veriyorum. O ortak noktayı bulabilmek mesela. Ben bu ilişkilerde diyorum işte altını çizerek sorumsuz mu davranıyorum? Ben bu ilişkilerde fazla verici mi davranıyorum? Enayi yerine mi konuyorum? Öyle deriz ya hayatın içinde. Ya da ne bileyim işte hepsini öfkemle yakıp yutup kalplerini çok mu kırıyorum? Bu bir hayatımda bunu nasıl öğrendiğim gibi düşünebilirim. Nasıl davranırdı benim ergenlikteki arkadaşlarım bana? Annem, babam, abim, ablam. Ya da illa bana onların davrandıkları gibi davranmıyorum da değil. Ha bana öyle davranırlardı, ben buna bir önlem olarak belki şimdi böyle davranıyorum. Bugün herkese yardım ediyorum ki 12 yaşında bana benzin demişlerdi. Onu tekrar yaşamamak için. Ya da bugün herkese sinirleniyorum ki eskiden benim canımı çok yakmışlardı. Şimdi canımı öyle yakmasınlar diye. İnsan çünkü bir davranış biçimini geliştiriyorsa bir bildiği bir sebebi vardır hayatın içerisinde. Buralardan fark ederek bahsediyoruz. Bu çoğunlukla bir terapi tekniğiyle olur gerçekten. Ama olmadığı da olur bazen. Özü dönüştürmek için önce fark edeceğiz. Sonra kabul edeceğiz. Çünkü uzun yıllar boyunca öyle yaşayıp da bende bu yok diyen, buna direnen, bunu kabul etmek istemeyen taraflarımız da devreye giriyor hayatın içerisinde. Kabul ettikten sonra bir direnç dönemi çıkacak. Çünkü ben bu hayatta çok mutlu da değilsem bu özelliklerimle özümle yine de yaşıyorum gidiyorum işte. Bunu biliyorum. Yani öfkem olmazsa nasıl yaşayacağımı bilmiyorum mesela. Kalp kırmazsam nasıl ilişki kuracağımı bilmiyorum. Bizde kültürel erkeklikte bu çok vardır mesela. Yani şöyle bir erkeklik algısı var ya. Herkes için toplamıyorum çok ama yaygın bir bilgi. Bizde erkek utandığında da kızar, üzüldüğünde de kızar, korktuğunda da kızar, kızdığında da kızar. Yani diğer duyguların yaşanmasına çok izin verilmeyen bir yerden. Biz hep hani kadınla ilgili konuşuyoruz ama gerçekten erkekli bir şey. Bu kültürel öğrenmelerle çok zor. O güçlülük, o sürekli ayakta kalma bilgileriyle de beraber, yüklenenlerle de beraber. O yüzden de ben hani bir erkek olarak da söylüyorum. Yani bugüne kadar acılar karşısında ağlamadım, dimdik durdum ve kültürel olarak erkekliğimi korudum belki. Başka türlüsünü geçmeye hazır değilsem önce bir direnç döneminde gelir. Kabul ve farkındalık ve kabulden sonra. Biz terapide mesela direnci kırmaya çalışmıyoruz. Önce bir dirençle kalmasını isteriz. Evet hocam ben değişeceğim de, evet Gökhan ben bunu değiştireceğim ama ben o zaman yerine ne koyacağım? Bugüne kadar bunu yapıyordum zaten. O direnci anlarız, repertuar geliştiririz bazen. Hani herkes gibi olmak zorunda değil o kişi çünkü. O öfkeyi bıraktığında yerine ne koyabileceğine bakmaya çalışırız hayatın içerisinde. Direnç döneminde biraz kalırız seansında da. Özü dönüştürmek için sonraki aşama harekete geçmeliyiz. Küçük adımlarla. Yani hayattaki büyük değişimler insan değişirken çok kolay değil. Hemen bugün başka bir şehre gideyim. Madem fark ettim, bana da böyle zarar veriyormuş. Yarın boşanıyorum. Ya da işte ne bileyim, bundan sonra işi bırakıyorum falan. Hayır. Büyük değişimler özü dönüştürdüğümüz zamanlara denk gelirse çok daha fazla boşlukta kalırız.
Önce arkadaş diyaloglarında, önce ilişki kurma biçiminde bunları değiştirmeye başlıyoruz. Hayat için. Sonra harekete geçtikten sonra yeni hareketleri planlama, hayat içerisinde gerçekten böyle gitmek. Yani aşama aşama, adım adım büyümek. Çünkü atıyorum biz belki de o davranışımızla beraber 12 yaşındaki o zor deneyimde kaldık. Şimdi 40 yaşındayım. 12 yaşındaki kadar da hızlı büyüdüğüm bir dönemde değilim psikolojik olarak. Çok bilgi var, yerleştirilmiş, gösterilmiş. Yavaş yavaş değişmeye de hazır olmak gibi bilgiler geliyor. Özü dönüştürebiliriz ama özü dönüştürmek demek eskiden sevdiğimiz bilgileri, duyguları da içimizde tutuyoruz. Yani bir özümüz var. Yani. Bunlardan yeni bir bütün oluşturuyoruz hayatımız arasında. Önerilerim olabilir bunlarla ilgili size. Yaşantı grupları var, eğitimler, seminerler var. Hepimizin ayrı ayrı örnekleri var. Bazen 50 cümlenin 50'si de kalmaz aklımızda ama umarım bugün öyle olmuştur. 3-4 tane sağlam yaşam dönüşümü ya da ipucu olabilecek cümle kalsa bile iyi. Çünkü özür dilerim, ben çok genel bilgiler verebilen bir ekole inanmıyorum. İşte mutluluğun 12 formülü, iyi ilişkinin 12 anahtarı ya da hayatı dönüştürmek için 6 adım. Bu genellemelere inanmıyorum. Bu genellemelerin de insanlara zarar verdiğini gördüm. Çünkü bana iyi gelen size iyi gelmez. Benim ilişkimi kurtaran sizin ilişkinizi bitirebilir. Çünkü her ilişki ve her insan biridir. O yüzden kişisel gelişim maddeleri değil de dönüşüm anlatmayı biliyorum. Ama öz, yani bence yarasız çocukluk yok. Onu söyleyeyim. Yani çocukluğumuz çok güzeldi elbette bazılarımızın ama az ya da çok bir şekilde yaraları fark etmek, fark etmemek. Bazılarını fark etmiyoruz diyeceğim. Zaten ezberin o olduğunu biliyoruz ama o yaraları iyileştirmek, dönüştürmek için hayat boyunca yaşadıkça da bence şans var. Bunu umutlu bir final yapayım diye söylemiyorum. Buna gerçekten inanıyorum. İnanmakla kalmıyorum. Gördüm. Görüyorum. Yani en temelde kendi hayatım içinde görüyorum. Yani bütün verdiğimiz örnekler bir tarafa. O yüzden bence insanın dinlene dinlene, kendisinin üstüne gitmesi gerekiyor. Dinlene dinlene çok önemli. Çünkü bazı insanlar hiç durmadan sürekli olarak kendini değiştirmekle meşgul olmaya çalışıyorlar ve dönüşümden yorulup dönüşümden vazgeçiyorlar. Bir şekilde bunları dönüştürmenin yöntemleri var hayatım içerisinde. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ver zamanı değil mi? Soru cevap. Yok, sözlerim var zaten. Tamam. Vardır. Şimdi oraya bir sözüm var. Hemen geliyorum oradan. Buyurun. Mikrofon gelsin bence. Yukarıda. Size de sunum hazırlamıştım. Ama gelince akıyor bir şekilde. Hocam benim sorum şu olacaktı. Türkiye'nin genel bir yarasında dokunmak istiyorum. Değinmiştin sana. Ahmet dedesi işte bu kadar güçlü, bu kadar şey, çocuğun da böyle olması gerekir şeklinde. Bunu şöyle bir örnekle vermek istiyorum. Örneğin futbolla vermek istiyorum. İşte Galatasaray'da Snyder'den sonra sürekli bir Belhanda'dan bir Snyder beklentisi oldu. Hı hı. Ve o futbolcu eriyip gitti. Kendi yeteneği farklıydı ama başka bir şey beklendi ve bu şekilde kaybedildi. Hı hı. Toplumda da bu şekilde çok fazla insanımızı kaybediyoruz. Bunun için ne yapalım? Anlatıyoruz böyle. Bir de artık şey de yapıyoruz zaten. Çok doğru bir örnek bu arada o bence. Şeyde de öyle var mesela. Benim de aklıma şeyler geliyor. Çok yetenekli çocukları var. Yetenekli sanatçıların. Bazıları da benim arkadaşım. Hani bu dünyada işte birinin oğlu ya da kızı olmak. Ama o baskıyla beraber de aslında hep ona benzetildiği için babasının yanında. Hayat içerisinde hiç kendi varoluşuna gidemiyorlar. Kendi yeteneğini de istiyorlar. Mesela o geldi aslında. Ne yapılması lazım derken hani şimdi World Human Relief'le beraber ya ben en azından küçük adımlar atmaya çalışıyorum. Yani
Türkiye'nin her yerine psikolog ekiplerle, çadırlar, okullar kurmaya çalışıyoruz mesela. Her aileye, her çocuğun biricik olduğunu anlatabilmek elimizden geldiğince. Yani kapıdan kovulduğumuz da olacaktır. Böyle ezberlerde tepki gördüğümüz de olacaktır ama anlatıyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz şey ailede başlıyor. Ama bireysel olarak ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsan, işte biz o Ahmet dedemiz ya da işte Ali amcamız gibi olma yükünü aldığımızı fark edersek önce şey diyerek yola çıkmamız lazım. Yani bireyden başlayabiliriz. Bu arada sevdiğimiz özelliklerini alabiliriz. Tekrar söylüyorum ama yük gibi ise şey diyebilmemiz lazım. Bir dakika ya, ben hayatım boyunca bana bu öğretildiği için bunu yapmaya çalıştım. Ona benzemeye çalıştım. Hayır. Yani benim adım Can. Benim adım Emre. Ben o değilim. Ben ondan farklı olarak neleri sevdim bu hayatta? Neler yargılandı bende? Ve onlara bir bakayım diye yola çıkabilmemiz lazım bireyden. Teşekkür ederim. Güzel. Hocam az önce söylediniz ya, doğduğunuz ev kaderiniz değildir. Peki hocam, coğrafya kader midir sizce? Ben bayağı çünkü baskısı doğru altındayım da o yüzden sordum. Çoğumuz bence baskısı altındayız. Yani coğrafya doğduğumuz eve göre biraz daha kader olabilir. Ama bir seçenek o. Kim söyledi onu? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bu coğrafyanın içerisinde de, bu arada bu coğrafyanın çok insanı besleyen tarafları da var. Ama yaşatmayı bilmiyoruz bence çok fazla. Hepimiz için söylemiyorum ama bu coğrafyanın zor taraflarıyla ilgili olarak kendi hikayesini dönüştürmüş insanlar tanıdım ben. Burada kalmak zorunda olmamak da bir seçenek ama hem coğrafyanın sunduklarını alıp canı çok yanan, hem de bu coğrafyadan vazgeçemeyen insanlar olarak gidemiyoruz da bazen. O yüzden de öyle şeyler olduğu zaman da hakikaten işte ya insanın ihtiyacına ulaşması için sadece ağ yolu yok. Yani bu söylediğim şey böyle çok basit bir şey değil, farkındayım ama. Hani B yolu, C yolu, D yolu, insan zor koşulları altında seçenekler üretebilen bir varlık. Yani atıyorum bu coğrafyada çok fazla çocuk olmasına izin verilmemiş biri, örnek veriyorum, yarın öbür gün bir yazar olduğunda yazarlığında en çok çocuk tarafından ortaya çıkartarak var olabiliyor mesela. Yani örnek bu sadece ama sıkıştırılmış, baskı altında tutulmuş her şey bize var olmak için yeni bir yol aramayı sunuyor. Keşke sunmasaydı ama yeni yol arayan insanlardaki beyin sinaptik bağlantıları gördünüz mü bilmiyorum şeyler. Zekamızı geliştiriyor bu arada. Güzeldi. Bu coğrafyanın tamamı için demiyorum. Yani işte anladınız sizler. Buyurun. Duysun da herkes. Mikrofonu da herkes. Narsistler hakkında ne düşünüyorsunuz? Narsizmle ilgili. Evet. Aslında şöyle başlanabilir belki. Herkesin karşısında bir boy aynası var. Bir narsist için o ayna dev aynası. Neden dev aynasını seçiyor hayatın içerisinde? Çünkü kendini boy aynasında çok küçük hissediyor. Aslında mesela ben sunumun başında öz değer anlattım ya. Hani bu dünyada var olduğu için değerli olmak gibi. Çoğunlukla narsist birinin öz değeri çok zayıftır ya da neredeyse yoktur. Hani bunu kendinde olmayanı en çok anlatmak gibi düşünün. Bazılarımız yaparız bazı durumlarda. Sürekli erdemli olmaktan bahsederiz ama işte kendi erdemlerimizle ilgili dertlerimiz vardır. Ama bir narsist de öyle düşünün. Büyüklendiği, diğerlerini yok saydığı, diğerlerini belki işte kimlik dilde ezdiği, aşağıladığı bir düzende kendisini o kadar katlanamıyordu ki ancak diğerlerini yok ederek var olabileceğini düşünüyorum. Çünkü narsizm gerçek bir özgüven değil.
Aksine çok büyük bir özgüven. Belli başlı konularda aşağılık komplekslerimiz olabilir yara aldıysa. Orada daha bir kişilik bütün gibi. Daha bütün bir şey var. Çünkü şimdi aslında şöyle ego yani benlik, benlik saygısı bir tarafıyla. Onu bir torba gibi düşünün. Biz o torbaya onu geliştirmek için malzemeler atıyoruz. İşte başarılar, ilişkiler, hayaller, ondan sonra işte beceriler, desteklendiğimiz yerlerde torbayı dolduruyoruz hayat. Bu güvenli bir insanın egosu, torbası. Ama narsistin torbası havayla dolu. Sürekli dolduramadıkları yerine üflüyor oraya ve bir inmelik. O öfke patlamaları vesaireler oradan geliyor. Bu arada bunu böyle şey gibi oldu, öfkeli bir dille söylemiş gibi oldu. Çok aksine çok acıklı bir durum. Çok üzücü bir durum diyor. Erken dönemde kim bilir nasıl değerlendirir. Hele narsistik kişilik bozukluğu ucu var bunun. Yani artık çok örüntü halini almışlar. Gerçekten çok, çok canları yanıyor içeride ve dışarıya diğerlerinin canını yakarak ya da diğerlerinden daha büyük olduklarını göstererek var olmuş. Öyle bir bağlantı. Benim sorum da biraz arkadaşımın sorusuna benzeyen bir soru aslında. Çevremizde hani daha çok bizi psikoloğa yönlendiren şeyler bizim kendi içimizden gelmeyen şeyler. Yani çevrenin bize verdiği sıkıntılardan dolayı biz daha çok psikolojik destek ihtiyacı duyuyoruz. Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Mesela bizi manipüle eden insanlarla, bizi değersiz hissettiren insanlarla, ya tamam bu bir arkadaşımızsa, yakınımızsa bunu uzaklaştırabiliyoruz kendimizden ama ailemizden insanlarsa bununla nasıl başa çıkabiliriz? Yani yine bunun aslında çok öyküsünü almam lazım. Çünkü korkuyor bunlara girmekten. Çok zarar görüyor insanlar. Şöyle basitsin diyor mesela. Ama o ailede o yöntem o kadar işlevsiz ki. Kişi daha kötü bir hale getiriyor işte. Ailenin dinamiklerini bilmek lazım ama ben çok temelde şeyi söylüyorum ben. Ya şunu bilmek lazım. Size söyledikleri her şey siz değilsiniz. Hani bu şey gibi bir şey değil yani. Hani kendi diyen kendi olur falan gibi basit düzeyde bir şey değil. Gerçekten siz değilsiniz. O atıyorum bunu yapan diyelim ki işte bir teyze evde. O teyzenin bu yaştaki bir kadınla ilgili nasıl davranması gerektiğiyle ilgili, işte nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili, nasıl çocuk bakması gerektiğiyle ilgili belli başlı yargıları var da bunlar sizinkiler değil. Ve öyle bir yerdeyseniz de eğer bu kişi ne kadar idare edilmesi gereken bir kişi. Yani ona da bakmak lazım. Çünkü yani böyle yakalım yıkalım bitirelim değil hikaye. Belki de o kişiyle o anda çıkabilir bir kriz aile dinamiklerini yerinden oynatabilir. Mesela kayınvalide görümce gibi örnek vermek. Biliyordum. Biliyordum. Hiç çaktırmamaya çalıştım. Yani çok gerçekten sıkıntılı durumlar oluyor. Mesela hani nasıl olsa burada kimse beni tanımıyor diye rahat konuşuyorum ama yani eşimle evliliğimizi sürekli aramızdalar gibi bir şey yani. Mesela bir yere çıkmak istiyoruz ama geldiğimizi suçlayan bakışlar yani sanki neden bizi götürmedin? Ya da işte yani siz tahmin edebiliyorsunuz sanırım. Ediyorum. Yani çok da yaygın olduğu için ediyorum hepsini. Ama yine herkes için farklı tabii. Şeyi merak ediyorum. Hani yargılayan, suçlayan bakışlarla ben terapistiniz olsam sizin ne yaptığınızı daha çok söyleyeyim. Çünkü o bakışlar belli ki geliyor ve gelmeye devam ediyor. Hani bilmiyorum başka bir ilişki kurma biçiminiz varsa, iletişim kurma biçiminiz varsa ya da kayınvalide idare edebilecek şeyler varsa yine bakılır ama. Olabildikçe hani humanist davranmaya çalışıyorum, onu anlamaya, onunla konuşmaya çalışıyorum ki ailede hiç kimse mesela onunla o kadar konuşmuyor, o kadar ihtiyaçlarıyla vesaire ilgilenmiyor. Ama sanki şunu hissediyorum, o gençliğinde veya eşinden pek bir ilgi görmemiş ki hala şu anda bile eş tarafından bir değer görmediğini görüyorum. Ama bizim mesela ben onun geliniyim, hani oğlun, eşim. Biz güzel bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Güzel bir şekilde işte ailemizi, çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Ama neden bu onu rahatsız ediyor? Ben onda takılıyorum. Şöyle yani. Şeyler oluyor yani.
bir varsayım, böyle olmayabilir. Ama böyle hikayelerde eşi tarafından bu anlamda o doyumu yaşamamış insanların o doyumu bekledikleri kişi oğlu olabiliyor yerine. Yani bir aktarımın bir parçası oluyor, annemden biliyorum. O yüzden de oraya geliyor ve hani orada tabii hani işin şakası bir tarafa, eşinizin de koyabileceği sınır önemli. Ama bu sınırı koyarken yakıp yıkmaktan bahsetmiyorum. Ama tekrar söylüyorum, bizi zaten anlamak öldürecek. Oradaki meseleyi de anlamışsınız zaten. İyi niyetli de olmaya çalışıyorsun. Elinizden geleni yapıyorsanız da artık bu bakışlar da bu kişinin bütününse, biz yine ne kadar gezdiğimize, nasıl keyif aldığımıza, ne yaptığımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Çünkü hani o bakışların içine düşersek yaşadığımız şeyden de keyif alamamız gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Bir sürü terapötik soru geliyor aklıma, tutuyorum kendimi. Buyurun. Hemen arkadan soruyu alayım. Öncelikle sizi gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çünkü hep izliyordum Katarsis'i ve hani wow diye. Sağ olun. Şimdi ben kendimden küçücük bir şey anlatacağım. Bu dönüşümün dediğiniz ya, insan isterse olabilir diye. Ben 31 yaşındayım. Yaklaşık 2 yaşındayken annem intihar etti benim. Ve ben bir model çocuğu. Yani şöyle, bu dünyaya getirilirken ölen abimin yerine getirilen bir çocuğum. Ve hayatım hep travmalarla geçti. Hani sizin anlattığınız bir şeyi de yaşamadım demeyi çok isterdim. Ama hepsini yaşadım. Ve 20 artık üniversiteyi bitirdim. 12 yaşında da babamı kaybettim. Hep başkalarının yanında süren bir hayat. Ve şöyle bir şey oldu. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra aslında döngü başladı benim için. Sınavlara giriyorum. Hep başarılı. Hep ama. Vurulduğum yer başarı oluyor ve ben oraya odaklıyım. Sadece hayatımda başka bir şey yok gibi. Sonrasında 28'de hakimlik sınavında elendim, 28 yaşındayken. Ve dedim ki artık bitti benim için yani. Tabii çok özür diliyorum. Dedim ki artık bu son. Yani burada benim için doğru yol, doğru model bu değil dedim. Sonra kendimi geliştirecek başka alanlara gittim ve şu var, yıllardır en çok eleştirildiğim şey sesimdi. Şimdi dublaj eğitimi alıyorum ve bu alana yöneldim. Bir taraftan daha sözcük eğitim alıyorum. Ve hayatta travmanın, yani benim için bir bardak kırılması travma olabilir. Hani düşen bir vazo travma olabilir. Hayatta siz şimdi bana farklı bir gülümseme şey yapın travma. Ama ben bunu artık kişiselleştirmeyi öğreniyorum. Hani benden büyük insanlar var. Daha zor çetrefilli hayatları olmuştur. Ama şunu söylemek istiyorum. Her gün bir yolu var. Yani yeniden doğuyorsak hani her gün yeni bir doğuş. İşte de zorluklar yaşıyorum. İşte benzer şeyler. Ama şunu demiyorum. Yani hani olmayacak. Çünkü olmayacak dediğinizde gerçekten olmuyor. Ve o sizi yıkıyor. Ama şu var, şurada benim en çok takıldığım ve size bunu sormak istiyorum özellikle. Şöyle bir şey, ben çok küsüyorum. Yani ve bunu aşamadığım tek nokta burası kendimde. Birine baktığımda yani şöyle, en ufak bir şeyde hemen mimiklerime yansıyor. Zaten hani hayatta bunu çok ne söyleyeyim, yalan söyleyemeyen bir insanım. Ve mimiklerime yansıyor, bunu aşamıyorum. Tek aşamadığım nokta burası. Bunun için hani ne yapabilirim diye size sormak istiyorum. Teşekkür ederim burada herkes dinlediği için. Biz teşekkür ederiz. Yani paylaştığınız için de başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok öyle çok fazla kayıptan da geçmiş hayatlarda dönüştürmek zordur. Ama dönüşen yerler değilim. O yüzden ayrıca bir güç var burada. Çünkü hep söylüyorum, güç bende çok kimlik durmakla ilgili değil. Böyle çok güçsüzleştiğim yerlerden tekrar ulaşmakla ilgili. O yüzden de orası beni etkiledi. Hani onu söyleyeyim. Yani ben etkilendim diye değil ama çok güzel bir ayakta durma biçimi olmuştu. Bunun dışında de bazen küsmeye bir sebep ya, yani hiç küsmeye hakkınız olmamıştır hayat içerisinde. Bir şekilde ayakta kalmaya devam etmek zorunda kalmışsınızdır ve içeriden bir yerden de artık kalbinizin kırılacak çok yeri kalmamıştır. Kırmayın artık bunu demek istersiniz ama
düşünmezler, incitirler vesaire öyle zamanlarda küseriz. Böyle zamanlarda bence hakkımız olmalı ara ara. Ama ben zaten küselim de diğerlerini yıkmayalım, küsmeyelim diye anlatmadım orayı. Küsmek bize zarar veriyor. Yani alacağımız bir desteği almıyoruz. Sevdiğimiz insanları küsmek. Yani daha çok bize iyi gelebilecek insanlara küsmek bize zarar veriyor. O yüzden de böyle şeyler olduğunda ne yapabilirimin cevabı aslında demin verdiğim gibi. Çatışmada kalın. Yani bazı insanlar buna izin vermemeye çalışacaktır. Onlara da açıklayın durumu hatta yeri geldiğinde. Çok konuşuyorum, çok şükür. Buna çok şükrediyorum. Çünkü şöyle, işverenime de yani öyleyim. Kırıldığım noktada yani bu sebepten diye söyleyebiliyorum. Bir de biraz önce bir arkadaşımız coğrafyayla ilgili bir şey söyledi. Şimdi ben doğu kökenli bir insanım. Ve hani şöyle yaşadığım köyde de maalesef ki tanınan bir insanım annemin travmasından dolayı. O coğrafyanın kaderini ben şöyle açtım. Gittiğimde hep şey söylüyorlardı bana. Sen onun kızısın. Ben hep onun kızıydım. Yani o intihar eden kadının kızıydım. Çünkü çok o dönemde çok büyük bir şey yapmıştı. Hiç kimsenin yapmadığı ve bütün çevreye yayılan bir şey yapmıştı. Ama ben o coğrafyada şu anda onun kızı olarak yer almıyorum. Bunu aşılabilir bir şey olarak görüyorum. Onu da tavsiye edebilirim. Yani kesinlikle o roller biz değiliz, o insanlar biz değiliz, o kadın siz değilsiniz, anneniz değilsiniz, babanız değilsiniz. Biriciyiz hani gerçekten sizin de söylediğiniz gibi. Ama düşmüyor muyum Gökhan Hocam? Çok düşüyorum. Ama yapabilecek de bir şey yok. Ben daha çok şöyle hissettim. Onu da söyleyeyim. Bu arada çok güzel söylediniz. Hele ki acıyla üstümüze yüklenmiş rolleri atmak daha zordur. Onu bile atabilmiş olmak bence de çok kuvvetli, çok güzel bir şey. Yani gerçekten psikolojik bir yerden böyle bir onaya ihtiyaç yok ama takdir ettim. Öyle çok söyleyeyim. Teşekkür ederim. Diğer taraftan ben daha çok şöyle hissettim, sezgimi söyleyeyim. Dönüştürücü terapiler vardır, destekleyici terapiler vardır. Dönüştürücü terapilerin kısmını siz bayağı bir halletmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ama destekleyici ederim. Terapilere ihtiyacınız var bir yerde bana. Hani oralar daha çok şefkat, koruma, yan yana olma ile ilgili yerlerdir. Orası daha çok takıldı aklıma. Şu an alıyorum. Alıyorum. Tamam. Ve gerçekten şu, sizi izlerken de onu alıyordum. Benim için şefkat duygusu çok önemli. Ben sizi televizyonda izlerken gözlerinizde o şefkati hissediyordum. O yüzden bugün buraya katıldım. Yani, yani onun bir için. Şey zaten artık benim gözlerden çıkıyor. Evet. Kaşlar falan bir yere gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa bir şey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizim saatimiz kaç? Uçağa yetişeceğim bir şey. Şimdi tamam hocam program. Öyle mi oldu? Ama sorular var. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok kısa soru cevap yapalım. En azından 2-3 tane daha söz verdim çünkü. Buyurun. Neyle neyi? Yani bilinç dışından getirdiklerimiz özgüvenimizi etkiler. Bilinç dışı daha çok erken dönemlerde anımsamadığımız ya da üstünü kapattığımız hissetmediklerimizle bağlantılıdır. Ama özgüveni çalışabilmek için seansta önce bilinçli farkındalıkta olan kısmını anlamamız lazım. Evet, bilinç dışıyla yani öyle çalışan teknikler var. Ama benim ekolüm o değil. Ama var. Buyurun. Çok yaşı, önce onu söyleyeyim. Çok soru, tekrar soru, tekrar soru. Çünkü hayatı ikna olup öğrenmeye ve almaya çalışıyorlar daha fazla. Ama tamam, yani onu diyeceğim. Altında bir korku olabilir, bir ihtimal. Orada da bir kere bile olsa bir psikologla görüşmeyi öneririm, özellikle çocuklar içinde. Evet, tabii çocuk psikoloğu. Çocuk psikoloğu. Yani hastanelerde de var. Ama belki de yani ben şimdi çocuğun özelliklerini bilmediğim için yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir kere görüşülmesi iyi olabilir bence orada. Tamam. Tamam. Kardeş söyledi. Hemen. İsim neydi? Can Gül. Can.
Teşekkür ederim. Size dinlediğiniz için. Sağ olun. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Geldim. Efendim? Var İstanbul'da ama pandemi koşullarında online seanslara döndük. Şöyle vereyim, rica ederim. Şimdi Eylül-Ekim gibi tekrar bir bakacağım. Yani bu program temposunda ne yapacağım bilmiyorum ama bakacağım. Tamam. Tamam. Böyle mi çektin sen? Lütfen. Tamam. Bilinçaltı değil oradaki bütün formül. Hep şöyle yani kaygılı annenin destek alması lazım. Öyle bir şey yapılması lazım yani. Her şey bilinçaltı ile ilgili değil. O yüzden söyledim. Tamam. Ankara'da yok. İstanbul'dayım ama evet. Olur herhalde buluşuruz. Buluşuruz. Evet. Barış Zümrüt, ona yazabilirsiniz. Evet. Tamam. Uçağı kaçırmayın istiyorum. Teşekkür ederim. Çok tuhaf pozlarım var. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.